Hazreti Mehdi ile ilgili hadis-i şeriflerde yer alan bilgiler. Hazreti Mehdi'nin ahir zamanda muhakkak çıkacağını bildiren hadislerden bazıları şunlardır. Eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah-u Teala Hazreti Mehdi'yi idareyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı. Kaynak Kitabül Burhan fi alametil Mehdi'il ahir zaman. Eğer dünyadan bir gece bile kalsa Allah-u Teala onu uzatır ve Ehl-i Beytim'den birisini yani Hazreti Mehdi'yi melik kılardı. Kaynak Kitabül Burhan fi alametil Mehdi'il ahir zaman. Ümmetim arasında Mehdi gelecektir. Ümmetim onun zamanında iyi ve kötünün benzeriyle nimetlenmediği bir nimetle nimetlenecek, sema üzerine bol yağmur yağdıracak, arz nebatından hiçbir şey saklamayacaktır. Dünyadan bir gece bile kalsa Allah-u Teala o geceyi uzatır ve Ehl-i Beytim'den birisi gelerek dünyaya hakim olurdu. Onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle dolduysa o yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Kaynak Kitabül Burhan. Mehdi kelime olarak hidayete ermiş, hidayet bulmuş kişi anlamına gelir. Dini literatürde ve halk arasında ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda geleceğini müjdelediği mübarek zatın ismi olarak geçmektedir. Bir İslami kaynakta kelimenin tanımı şöyle yapılmaktadır. Mehdi, Allah'ın hakikaten hak yoluna götürdüğü kimsedir. Bu sözcük isimler arasında o kadar çok kullanılmıştır ki bilinen isimlerden olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda geleceğini müjdelediği kimse bu isimle adlandırılmıştır. Bir başka kaynakta da Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında şöyle bir açıklama yer almaktadır. Mehdi, Allah'ın hak yola erdirdiği kimsedir. Mehdi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda geleceğini müjdelediği kendi ailesinden olan kimsenin adıdır. Yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak, zulüm ve haksızlıkla dolmuş iken o yeryüzünde adaleti sağlayacaktır. Kıyametin kopması için zamandan sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah Celle Celaluhu benim Ehl-i Beytimden yani soyumdan bir zatı Hazreti Mehdi'yi gönderecektir. Kaynak Ebu Davud. Benim Ehl-i Beytimden bir şahıs bütün dünyaya hakim oluncaya kadar günler ve geceler gitmez. Mehdi, kızım Fatıma'nın neslindendir. Kaynak İbn-i Mace. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beytim'den bir kişidir. Kaynak Kitabül Burhan fi alametil Mehdi'il ahir zaman. Mehdi benim çocuklarımdan birisidir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. Ali bin Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin Risaletül Meşrep El-Verdi fi Mezhebil Mehdi kitabından. Hazreti Mehdi de hadislerde belirtildiğine göre bu soydan gelmektedir. Halk arasında bu soydan gelenlere Seyyid denilmektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselam da Seyyidlerden olacaktır. Allah-u Teala Kur'an'da birbirlerinin soyundan gelen elçilerden bahsetmektedir. Enam suresi 83 ve 84. ayet. Bu ayetler Hazreti Mehdi'nin de aynı soydan geleceğini işaret ediyor olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Hazreti Mehdi Medine'de doğacaktır. Nuaym bin Hammad. İmam Ali Kuddisesi Ruhu'dan böyle nakletmiştir. Kurtubi'nin tezkiresinde onun mağrip ülkelerinden yani İslam dünyasının batısından çıkacağı, oradan gelip denizi geçeceği anlatılmaktadır. En doğrusunu Allah bilir. Ebu Davud ile Tirmizi'nin İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan naklettiklerine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onun ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık olacaktır. Yani uygun olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık olacaktır diyerek Mehdi ile isimleri arasında bir benzerlik olacağına dikkat çekmiştir. Peygamberlere indirilen kitaplarda Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında bilgi var mıdır? Naim buyurdu ki, ben Mehdi'yi peygamberlerin suhufunda yani peygamberlere indirilen kitaplarda
Adem aleyhisselama, Şit aleyhisselama, İdris aleyhisselama ve İbrahim peygamberlere indirilen sayfe şeklindeki kitaplarda şöyle bulurum. Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur. Kaynak Kitabül Burhan fi alametil Mehdi'il ahir zaman. Peygamberlere dair olan kitaplarda Mehdi'nin işi zulüm ve kötülük değildir şeklinde işaret edilmiştir. İbn-i Münavi diyor ki, Danyal aleyhisselamın kitabında şöyle yazılıdır. Süfyanlar üç tanedir, Mehdiler de üçtür. Birinci Süfyan çıkıp adı sanı yayıldığında ona karşı birinci Mehdi, ikinci Süfyan'a karşı ikinci Mehdi, üçüncü Süfyan'a karşı da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecek olan Mehdi çıkacak ve Allah-u Teala daha önce fesada uğrayanları ve iman ehlini onunla kurtaracaktır. Sünnetler onunla ihya edilecek, bidat ateşleri de onunla sönecektir. Onun zamanında insanlar aziz olacak ve kendi muhaliflerine galip geleceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman'ın yaşadıkları dönemlerde yeryüzünde geniş çapta etkili oldukları haber verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ise Hazreti Mehdi'nin de Hazreti Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman gibi İslam ahlakına bütün yeryüzüne hakim edeceği haber verilmiştir. Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. Yeryüzüne 4 kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman, kafirler ise Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.